...yüzü gülmüyor maalesef. Epeydir ülkeyi yönetenlerin de yüzü gülmüyor aslında. Bir istisna. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan çok mutluydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da biliyorsunuz. Katar emiriyle görüştü ve uzun zamandır e, bu kadar e, mütebessim görmemişti kimse onu. Katar emiri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikisinin arasındaki samimiyete dayanarak karşıladı. Ve ticari anlaşmalar imzalandı. Katar'dan ve aynı zamanda Birleşik Arap Emirliklerinden elimizde ne kaldıysa... Görmeye iş insanları geliyor ve gelecek denildi satın almak üzere fırsatlar ülkesi olarak görüyorlar ülkemizi zira elimizdeki malımızın mülkümüzün değeri düşmüş durumda e, mazota zam haberini birazdan ayrıntılı olarak ele alacağız e, gerçekten zorlanıyor artık e, insanımız marketlerden alışveriş yapmakta zorlanıyor pazardan alışveriş yapmakta zorlanıyor çiftçi zorlanıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde de 2022 yılı bütçesi görüşülüyor. Dün akşam CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'de de canlı yayınladığımız bütçe konuşması şimdiden tarihe geçti bile. Konuşmayı özetlemek gerekirse bu bütçe bu millet için değil. Bu bütçe faizciler için, tefeciler için dedi CHP lideri ve geliyor gelmekte olan diye de bir kez daha altını çizdi. Buyurun Sayın Kılıçdaroğlu. Süreniz 60 dakikadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir kumpas bütçesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerine CHP liderinin konuşması damga vurdu. Grubu adına söz aldı Kılıçdaroğlu. 2022 bütçesi için kumpas bir bütçe ifadesini kullandı, hayır oyu vereceklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti devletini fakirleştiren bütçedir. Bu bütçenin size vereceği bir şey yok. Bu bütçeye hayır diyeceğiz. Gündem ekonomiydi. Türk parasının değer kaybıydı. Hem bütçeye hem de Merkez Bankası'na ses yükseltti kürsüden. Bu bütçe milletin alın terini sömüren bir bütçedir. Bu bütçe fakirden alıp zengine veren bir bütçedir. Bu bütçe çiftçinin alın terini sömüren bir bütçedir. Dolardaki artış 5 lira 20 kuruş. 5 lira 20 kuruş arttı. Bu ne demek? Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon lira arttı. Bana inanmıyorsanız sizin inandığınız bir iktisatçı var. Ona sorun. İki trilyon lira arttı. Peki bu bütçede toplayacağımız vergiler ne kadar? 2022'de. Bir, mi, bir trilyon 258 milyar lira. Bakınız iki trilyon lira dış borçlarda artış var. Toplayacağımız vergilerden çok daha fazla. Bu iki trilyonluk artışı kime vereceğiz? Londra'daki tefecilere, burada dolarla ihale alanlara, garantili yollardan, köprülerden dolarla garanti verdiğimiz, ödeyeceğimiz paralar. Kim ödeyecek? 83 milyon ödeyecek. Bu bütçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni fakirleştiren bütçedir. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kaçarak bu iş olmaz dedi. Kürsüden bütçenin asıl sahibine seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Kaçarak bu iş olmaz. Meclise gelmeyerek de bu iş olmaz. Tek kişilik hükümette bütçeyi gelip parlamentoya sunacak olan o tek kişi. Gelip burada sunmalı. CHP lideri mecliste konuşmasını yaparken aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'daydı. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın Katar ziyaretine de değindi. Şimdi beyefendi Katar'a gitmiş. Mithat Hocam da söyledi. Katar'a gitmiş Katar Dışişleri Bakanı. Ekonomik gidişat nedeniyle Türkiye'de ortaya çıkacak fırsatları değerlendiriyorlar. Niye gidiyoruz oraya? Ya bizden mallar çok ucuz. Tapon mallar. Gel. Ya Masa'nın böreği neyi varsan sana vereceğim. Yeter ki beni kurtar. Ya Türkiye. CHP lideri AKP ve MHP'li vekillere 128 milyar doları da sordu. Nereye gitti 128 milyar dolar? Damarla, damatla kayınpeder ne yaptılar 128 milyar doları? Tüy bitmemiş. Tüy bitmemiş yetimin hakkını sormak benim de görevim, sizin de göreviniz. 6 altı, altı buçuk liradan sattılar. Şimdi oldu 14 lira. Kime sattılar? Biliyor musunuz? O evet, soruya AKP sattı. sıralarından cevap geldi. Arka Bir vekil, da. tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı dedi. 128 milyar dolar olmadı. <laughs> Bakın birisi de ne diyor? Tarihte 128 milyar dolar hiç olmadı diyor. Dünyadan bu kadar habersiz. <laughs> Ve dünyadan bu kadar habersiz ve sizin ısrarlarınıza milletvekili olarak oturuyor. 60 dakika kürsüde kaldı Kemal Kılıçdaroğlu. Her konuya değindi. CHP liderinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı bile 2022 bütçe görüşmelerinde yer aldı. AKP tabanı bütçeyi değil, adaylığı sordu. Benim adaylığım niye seni bu kadar ilgilendiriyor? <laughs> He? Gel, 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 gel. Geliyor gelmekte olan unutma. Geliyor gelmekte olan. Onu... Zaman zaman sözü de kesildi. Niye bağırıyorsunuz? Ha niye bağırıyorsunuz? Söylediklerimde yanlış mı var? Yok. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Geleceksin burada konuşacağız. Burada burada. Burada konuşacağız. Burada konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü kesenler arasında AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı da vardı. CHP liderinin cevabıysa Türkiye'nin gündeminde yerini aldı. Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Kendine güvenen, esprili, zaman zaman öfkeli bir konuşma. 60 dakika sürdü konuşma. Mersin mitinginde 15 dakika kürsüde kalmıştı, e, sahnede kalmıştı CHP lideri Kılıçdaroğlu. Bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşma bugün de sosyal medyanın gündeminde. Yeliz'e geliriz ama öfkesi milletin öfkesini yansıtıyor. Belki görmüşsünüzdür, muhakkak görmüşsünüzdür. Antalya'da sokak röportajı yapılan bir YouTube kanalında yine... Belli yaşı geçmiş bir vatandaş, AKP'ye destek veren bir vatandaş, herkesin cebinde cep telefonu var. Çıkar cep telefonunu göster demeye kalkınca çıkarıp cep telefonunu o vatandaşın ağzına çarpan bir genç. O gencin öfkesi. Tabii birbirimize artık iş fiziksel şiddete dönüşmemeli. Birbirimize tepki gösterecek, öfkelenecek kadar dolu olan vatandaşın öfkesinin en azından kürsülerde muhalefet liderleri tarafından dışa vurulması gerekiyor. Bu öfkenin akla çevrilmesi, bir çözüm yolu bulunması gerekiyor. İzleyicimiz marketten alışveriş yaparken cebindeki para yetmezse diye çok telaşlandığını ve kılı kırk yararak rafların önünde dakikalar harcadığını söylüyor Gökhan Bey. Çiftçi izleyicimiz Mersin'den diyor ki Ahmet Arslan mazota gübreye gelen zamları takip edemiyoruz. Mazot alıp bahçeye gidemiyoruz. Perişan vaziyetteyiz. Vatandaşın bu birikmiş öfkesini, bu çaresizliğini aklı kullanarak çareye umuda dönüştürmesi gerekiyor muhalefetin. Espriler bazıları gülmüyor bu espri cinsiyetçi bulan var ama bu ismi biz seçmedik kendisi seçip koydu. Takma isimle yayın yaparken mecliste kamerayı yanlışlıkla kendine çevirince aslında onun Ahmet Hamdi Çamlı olduğunu, AKP milletvekili Çamlı olduğunu ama Yeriz ismiyle meclisten yayın yaptığını görmüş olduk. O günden beri Yeriz lakabı Ahmet Hamdi Bey'in. Ahmet Hamdi Bey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasete ilk atıldığı zamandan beri yanında olan isimlerden. Makam aracı şoförlüğünü yapmış olan bir isim. Ve zaman zaman ilginç çıkışlarıyla gündeme geliyor. Bazen konuşmalar anlaşılamıyor. O da çok öfkeleniyor genel kurulda. Dün de çok öfkelendi. Yeliz konuşuyor denilince bana sataşma var dedi söz hakkı istedi mesela. Yani o da benimsemiş aslında bu takma ismi. İşte Yeliz'in hikayesi. Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. Yeliz. Bütçe görüşmeleri sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dile getirdi bu ismi. Aslında hatırlattı demek daha doğru olacak. Zira Yeliz ne meclis için ne de kamuoyu için yabancı bir isim değil. Peki kim bu Yeliz? Arkadaşlar Yeliz konuşuyor. 2017 yılı. Meclis Anayasa Değişikliği görüşmeleri var. Hayli hararetli geçiyor. Bu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden birisi canlı yayın yapıyor. Yeliz Adeley adlı bir kadın. Ancak bu isimde bir milletvekili yok. Peki kim bu Yeliz diye herkes sorarken birden Yeliz yanlışlıkla olsa gerek telefonunun ön kamerasını açıyor. İşte Yeliz. Yeliz'in aslında AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı olduğu, Yeliz takma ismiyle hesap açıp yayın yaptığı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkıyor. Çamlı her ne kadar ben Yeliz değilim, Ahmet Hamdi'im dese de Kılıçdaroğlu yeliz konuşuyor deyince üstüne alınıyor. Sataşma var diyerek kendisine söz hakkı verilmesini istiyor. Bununla da kalmadı AKP'li Ahmet Hamdi Çamlı meclis tutanaklarına yansıyan konuşmasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da kimsenin inanmadığını söylüyor. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası verilerinden bahsederken Türkiye'nin dış borçları 2 trilyon lira arttı. Bana inanmıyorsanız, sizin inandığınız bir iktisatçı var, ona sorun diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ediyor. O sırada Ahmet Hamdi Çamlı, ona kimse inanmıyor ki diyor. İşte Yelizin hikayesi böyle. Ama gerçek kimliği AKP